Uzaktaki sıcaklar bizi dolaylı etkiliyor. Bir de ülkemizde acaba bu sıcaklar olur mu? Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel'e soracağız. Hüseyin merhaba. Serap merhaba. Şimdi geçen yıl herhalde tarihin kaydedilen en sıcak yılı olmuştu değil mi? 2023. Evet. Bu yılın şöyle bir bu şu ana kadar geçen zamana baktığımızda nasıl gidiyor? Daha da sıcak bir yıl olacak mı? Rekoru tazeleyecek mi dünya sence? Muhtemelen tazeleyecek Serap. Çünkü grafiklerdeki, verilerdeki gidiş Haziran ayına kadar rekorlar devam ettiği için hep artış yönündeydi. Yani bir açıyla yukarıya doğru çıkıyor. O açı böyle çok yüksek değil. Birden ama hep bir ayağımız yukarıda. Bakın hızlıca animasyonumuzu gösterelim. Bu evet. 1900'lü yılların başından itibaren günümüze kadar dünya sıcaklık ortalamasındaki değişimleri, anomali diyoruz, farkları gösteriyor. Yani mevsim normallerinden ne kadar saptığımızı gösteriyor. Beyaz olan yerler çok sapmıyor. Sarı olan yerlerde hafif hafif ısınma başlıyor ama yıllar 1985'ten sonra 90'a doğru geldiğinde bütün dünyanın kırmızıya boyandığını görüyoruz. Ya hakikaten 2010... ne kadar çarpıcıymış bu grafik. Evet. Ve bunun artık moral bozucu. Tabii bu artık şeylerde okutuluyor bu tip anomali haritaları ve veriler. Çünkü Serap bunu görselleştirmek de kolaylaştı. Bu bizim şu an kullandığımızın NOAA ve NASA kaynaklı olduğunu belirtelim. Ancak istersek biz de Habertürk'te bunu uğraşırsak yapabiliriz. Çünkü veri var elimizde. Nerede kaç derece ölçülmüş kayıtlar var. Bunları yapıyoruz ve karşımıza bu şu sonuç çıkıyor. Bütün dünyada ısınma trendi sürecek. Bir de böyle parça parça güneş topçuklar halinde bir grafiğimiz vardı. Onu da verelim. Onda daha farklı bir şey göstereceğim çünkü bir sonraki animasyonda. Buradaki şu anda ekrana gelen grafikteki mavi ve beyaz yerler mevsim normallerinde veya onun biraz altında sıcak geçen yıllar, dünya sıcaklık ortalaması. Soldan başlayalım aşağıya doğru. İlk 50 yılda, 60 yılda neredeyse mevsim normallerinde ve hatta serin yıllar geçirmişiz. Ancak 1955'ten itibaren, 60'tan itibaren ısınma başlamış. Hemen yakmamış, hemen 50 derece dememiş. Ama bakın son 10 yıla, 2010'dan itibaren son 14 yılda rekorsuz yıl geçirmiyoruz. 2022'ye sıcak diyoruz, 2023'ü yaşıyoruz, bir dakika diyoruz, 2023'e sıcak yıl. 2024'ü yaşıyoruz, şimdi muhtemelen bu yıl yine dünyanın en sıcak yılı olacak. Ne kadar sıcak derseniz, bazı iklim değişikliğiyle ilgili haberlerde duyuyorsunuz. 1,5 derece, aman 1,5 dereceyi aşmayın. Sınırımız 1,5 derece olsun. İşte bu yıl, 2023 Mayıs'tan 2024 Mayıs'a kadar yaklaşık 1,4 derece aştığımız söyleniyor efendim. Bunları tespit etmek ve modellemek çok farklı sonuçlar veriyor. Bazı kaynaklar farklı aktarabilir. Ben Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu konuda otoritesi yıllardır ortada olan kurumların analizlerini aktarıyorum. 1,4 derece. Bakın 2050 yılına kadar Serap eğer bu giderse 2,5 dereceyi aşabilir deniyor. Daha biz 1,5 derece sıcaklık arttı. Ne kadar ölüm oldu dünyada daha henüz başlangıç. Dolayısıyla Türkiye bunun neresinde? Akdeniz ülkesi. Orta Doğu'ya çok yakın. Sahra Çölü'ne çok yakın. Ama Balkanlar Koridoru ve İzlanda kökenli Sibirya'da da olabilir. Kökenli soğuklara da yakın. Şimdi şu anda bizim bulunduğumuz ülkedeki hava hala serin. Mesela İstanbul'da Marmara'da 28-29 derece. Güneyde 40-42'lerdeyiz. Ama Türkiye'nin yarısında neredeyse bakın şu haritaya en azından ölüm riski çok yüksek olmuyor. Ama Portekiz, İspanya başta olmak üzere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde sıcak kaynaklı ölümler artıyor. Bu harita da kızarmış. Sıcaklıklar nasıl kızarıyor? Ölüm sayıları da maalesef bu şekilde artıyor. Bunun tabii önüne geçmek için pek çok çalışma yapılıyor. Soğutma, iklimlendirme sistemleri deniyor. Ya öyle bir şey ki soğutma, iklimlendirme de aslında bu iklim değişikliğinin sebeplerinden biri. Yani o kısır döngünün içinde dönüştürüyorsun. Yani evet, klimalar da hiç ekolojik değil ama bu sefer ona mecbur kalıyoruz. O da öbürünü artırıyor. İşte bu yeşil dönüşüm projeleri artık o enerjiyi temiz elde edip temiz bir şekilde harcamak, döngüde salınımı azaltmak, gaz salınımını, karbon başlığı azaltma amaçlı yeşil dönüşüm projeleri var. Türkiye dahil bu tip anlaşmalara değer veriyor ama etkisini hemen görmeyiz. Bugünlerde yaptığımız değişikliğin etkisini hemen görmeyiz. Bizim bugünlerde yaşadığımız 1950-60'lardan gelen bir kümülatif ısınma. Yani saldığımız hiçbir gaz yok olmuyor. Her şey atmosferde. İşte bugün de yan etkileri başladı şiddetli biçimde Serap.
Türkiye'de Orta Doğu'da özellikle suyla ilgili derdi olacak olan ülkeler arasında. Bu yaz da biraz susuz geçebilir ama dikkat, çok sıcak geçecek yine Temmuz. Onları hava tahminlerine bakıyoruz. Onu soracaktım son olarak. Yani bu yıl için kısa vadede hangi aralık için uyarın var diye, nerelerde ne bekliyorsun? Böyle rekor sayılabilecek sıcaklıklarla ilgili uyarın var mı? Tabii. Hemen onu aktarayım. Bu arada şu gelen haritayı da söyleyeyim. Serap hazır hazırlanmışken. Bakın tabii. Hindistan'da 147, Meksika'da 125 ve Suudi Arabistan'da en az 1300 kişi hayatını kaybetti sıcak çarpması ve kalp krizi nedeniyle buna bağlı hastalıklar. Ancak bunlar kayıt altına alınmış olanlar. Hindistan gibi bir yerde, yani bunun en az 3 katı 4 katı olduğu düşünülüyor. Meksika'da, Endonezya, Bangladeş, Filipinler, Myanmar, yani öyle yerler var ki sizin oradan veri almanız mümkün olmuyor. Dolayısıyla acayip bir sıcak hava dalgası kaynaklı ölüm sayısında artış var dünyada. Ama biz de işte hava tahminlerinde şöyle görüyoruz. Hafta sonu biraz rahatladık. Poyraz'dan esiyor İstanbul'a. İzmir, Aydın yine 40'a yakın, 37-35 derecelerde hafta sonu ve güneşli. Ama gelecek hafta ortasına asıl dikkat çekmek lazım. Pazartesi, salı, çarşamba Türkiye'de tekrar bir sıcak hava dalgası görüntüsü var. İstanbul tekrar 35 dereceleri aşabilir pazartesi, salı, çarşamba. Sonra da bir serinlik var mı dersen, o da var görünürde Marmara'da ve Karadeniz'de. Ama tekrar söylüyorum, güneye bu serinlik sirayet edemiyor. Güneydeki durum biraz daha yüksek ateş altında Serap. Evet, çok teşekkürler Hüseyin Öztel. Tarım ürünlerine yansımasını gördük zaten bu sıcakların. Hafta içi haberlerini de verdik. Bir de tabii insan sağlığına etkileri var. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel'e. Ne yazık ki çok iyi değil haberler. Yıllar öncesinden bu senaryolar anlatıldığında böyle sanki çok uzakta gibi geliyordu. Ama zaman hızla geçiyor ve işte bu dengesizliklerini, yağışların ya da sıcakların yaşıyoruz artık birebir.